Merhabalar arkadaşlar. Bugün 18 Ocak çarşamba gününden herkese günaydınlarımı diliyorum. Gününüz çok çok güzel geçsin arkadaşlar. Dileklerinizin kabulü olması, niyetlerinizin kabulü olması dileğiyle. Evet bugüne niyet bu güzel çarşamba gününe niyet şöyle hem kahve hem de tarot açılımı yapmak istiyorum arkadaşlar. Sadece bugüne niyet olacağını da özellikle söylüyorum. Ve sizlerden istediğim lütfen şöyle güzel niyetlerinizi kulağınızın duyabileceği bir ses tonuyla bir kere dahi olsa söylerseniz sizler için çok çok iyi olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Instagram ve yedek YouTube hesabımızın da linklerini açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Şimdiden tıklayıp abone olabilir, takip edebilirsiniz. Bundan ziyade bireysel danışmanlık almak isteyen arkadaşlar 545 766 1624 nolu telefon üzerinden WhatsApp'tan bana adınızı yazarak mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sizlerle iletişime geçiyorum. Bilginiz olsun. Niyetinizi tuttuğunuzu düşünerekten hemen şöyle fincanıza bir bakalım. Neler var neler yok. Şöyle hemen sizlere bir gösterelim. Evet. Hmm, bakın evet güzel. Aslında bir son var ama burada arkadaşlar bir son bir başlangıç diyeceğim ben. Çünkü e, zorlu bir açıkçası zorlu bir yolun sonuna gelmiş vaziyette de görünüyorsunuz. Sonuna geldiniz ama siz sonuna geldiğinizi henüz fark etmemiş olabilirsiniz açıkçası. Yani burada e, bayağı bir dik bir yokuştan zorlu bir şekilde çıktığınızı büyük mücadele verdiğinizde gösteriyor ve sizi zorlayan her neyse e, özellikle söylüyorum bundan artık kurtuldunuz kurtuluyorsunuz yani çok az bir vadede kalmış olabilir ama zaten bir kurtuluş var ama sizin o kurtuluşu e, böyle hani sanki olmayacakmış gibi düşünmeleriniz de görünüyor arkadaşlar bilginiz olsun Tahmin edebiliyorum gerçekten sıkıntılarla çok fazla uğraşmaktan e, böyle sıkıntılar hiç bitmeyecekmiş gibi de geliyor arkadaşlar çok iyi biliyorum. Bakın karşınızda çok e, böyle boş konuşan bir karakter görünüyor arkadaşlar açıkçası bu kişinin de sizi e, zorlamak gibi bir durumu var belki de tahammül ediyorsunuz belki de susuyorsunuz bu kişiye karşı ama. O kadar boş bir şekilde konuşmaları, hani sadece konuşmak için konuşmaları, belki de konuşma arayışı içinde konuşmak da istiyor ama gerçekten muhabbetini belki de hiç sevmediğiniz, muhabbeti boş olan bir karakterle şöyle bir takım konuşmalar yapmak gibi durumlarınız var arkadaşlar. Yine de ufak tefek problemlerle uğraşıyorsunuz burada merak etmeyin. Siz uğraştıkça yükseleceksiniz e, çünkü zorlu yollardan geçseniz de yukarıya doğru çıktığınızı da gösteriyor bazı semboller bilginiz olsun. Bakın bir ortam var buradan ayrılıyorsunuz yani buraya bir sırt çevirme durumu var. E, sizin buradan bir uzaklaşmanız da var artık belki bir takım taşınmalar belki iş değiştirmeler de olabilir ama e, burada açıkçası e, bu sırtını döndüğünüz yerden gideceğiniz yerde aslında daha çok rahatlık olacağını söyleyebilirim. Bazı şartlar, bazı planlar, programlar değişecek ama değişmesi zaten şu anda iyi. Şurada bir nasip var ve o nasibinizi yiyorsunuz arkadaşlar. Gelecek olan güzel bir nasip. Aslında güzel de bir fırsat da var. Lütfen bunu kaçırmayın. Bu kadar dik yokuşlardan çıkarken de gelen nasiplerinizi işte hayatla mücadele etmekten kaynaklı lütfen gözden kaçırmayın. Size ayak bağı olan işlerinizi bozmaya çalışan bir karakter de görünüyor ama bu kişiye dikkat edin arkadaşlar ee, aslında zayıf karakterli bir insan gibi görünüyor. Ee, birisi tarafından da yönlendiriliyor ya da dolduruşa geliyor da olabilir Dikkat edin çünkü böyle bayağı da zayıf bir karakter. Yanınızda da dolaştığını söyleyebilirim. Hmm, evet, bir resmi haber bekliyorsanız arkadaşlar gelmesi gibi bir takım durumlar görünüyor. Sanki böyle yurt dışı ile de alakalı gibi de yani bir vize başvurusu olabilir belki bir sınav da olabilir ama. Her neyse burada temiz çıkmış arkadaşlar yani sonucunun olumlu olacağını şimdiden söyleyebilirim bu güzel günde sizlere güzel gelecek müjdeli haberlerden de bahsediyorum bakın ee, sanki böyle bir iş var ve onu büyütmeye de çalışıyorsunuz iki kişi büyük düşünen iki kişi siz ve karşınızda olan büyük düşünen iki kişi şöyle bir masaya oturup da konuşmalar sizden bir takım konuşmalar karşı taraftan gelen bir takım konuşmalar burada beklediğinizden de büyük düşündüğünüzden de büyük bir konuşma geçip de bunun icraata dökülmesi var arkadaşlar çünkü iki kişi de dostane iki kişi de aynı şekilde ee, iyi niyetlerle ve ilerlemek için bir takım uğraşları olduğunu büyümek için açıkçası uğraşlar verdiğini de gösteriyor evet evet şöyle bir bakalım bazen de gözetleniyorsunuz arkadaşlar onu size söyleyeyim yani burada hayatınız biraz e, sanki merak eden Hayatınızı karıştırmak isteyen işte nerede ne yapıyor ne yiyor ne içiyor diye açıkçası sizinle e, merak eden sizi gözetleyen birisi de var sizi rahatsız eder vaziyette de olabilir çünkü gördüğünüz gibi e, simsiyah vaziyette de görünüyor bazı vesveseler yaratmış olabilir bazı pimpiriklenmenize sebep olacak davranışlar yaratmış olabilir ya bu kişi baya e, iyi niyetli bir insan değil arkadaşlar çok da fazla kendi hayatınıza birilerini karıştırmayın yani. Sonuçta sizin hayatınız. Evet. Bakın bakın. Güzel. Ben şöyle hemen sizler için göstermek istiyorum. Hayatınızdan birinin çıkışı var arkadaşlar. Gidene dur demeyin. bayağı da sırtını dönmüş. Böyle giderken Size bir şeyler bırakacak vaziyette sanki beni hatırla işte buna baktıkça beni hatırla gibi bir takım böyle bir şeyler bırakarak gitmeye çalışıyor. Gideceği yerde aslında önü kapalı bu kişi geri de döner açıkçası söyleyeyim. Gidene gitti yani güle güle diyebilirsiniz. Çünkü bu kişinin gittiği gibi gelmesi gibi bir takım durumlarda olabilir bu zaman içerisinde. Bakın bundan ziyade bir takım ayak rahatsızlığı olan arkadaşlar varsa arkadaşlar çok fazla geciktirmeden lütfen e, çaresine bakmaya çalışın gerçekten bu konuda bir hastane yolu diyebilirim ama bir ayağınızda dizden aşağı bir takım ağrılar sıkıntılar belki bir takım uğraşlarınız var ilaç tedavisi kullanıyorsanız ne ala ama burada zaten e, kullanmanız gerektiğini özellikle söyleyeyim çünkü dizden aşağı Açıkçası sağ diyeceğim ben buna sağ ayakta dizden aşağı bir takım ağrılar sızılar olabilir arkadaşlar. Bu ağrıları sızıları hafife almamanız gerektiğini de söylüyorum. Bakın kalabalık ortamlara giriyorsunuz ama bir karga var ki e, burada ortalığı karıştıracağı benziyor. Açıkçası e, birilerinin dolduruşuna da gelmeyin yakın olan birileriyle aranızın bozulmasına sebep olacak gibi de görünüyor o yüzden dikkat etmenizde fayda var. Bakın çocuğunuz varsa e, şu an herkese göre söyleyeceğim ama çocuğunuz varsa burada çocukla alakalı bir takım uğraşlar olacağını da gösteriyor bugün. E, bir takım konuşmalar ya da çocuğunuzun yaptığı bir şeyi duyabilirsiniz burada. Özellikle onu söyleyeyim. Hani bilmediğiniz bir şeyi çocuğunuzun bunu öğrenebilirsiniz. Kötü bir şey değil. Ee, bence tam tersine şöyle konuşup da hallolabilecek bir şeyler olduğunu söylemek istiyorum. Hmm, bakın birisinin sizi uyarması var arkadaşlar. Ama e, gayet kibar bir dille ee, sanki şununla konuşma ya da işte bak bu yalan söylüyor işte hani biraz da uyarmak derken gözünüzün açılmasından bahsediyorum ama e, o kişiyle çok kapışmaya girmeyin açıkçası o kişinin söyledikleri doğru onun söylediklerine biraz daha e, kulak vermeniz sizin için daha iyi olacak bir de arkadaşlar duygularınıza e, karşılık verecek bir karakter mi arıyorsunuz karşınızda hani burada ben sana şöyle davranıyorum sen bana işte illaki aşk ilişkisi için demeyeceğim ama işte ben sana böyle davranıyorum sen de bana böyle davran ya ben sana değer veriyorum sen de bana değer ver ben sana bunu veriyorum sen de bana bunu ver yani o ne verdiyseniz onu almak istediğiniz bir karakterden bahsediyor alırsınız biraz daha emekle alırsınız ama aceleci davrandığınızı gösteriyor aslında e, tabağınız. Çünkü burada e, yavaş sakin ilerlemeli. Eğer bir ilişkinin içinde böyle bir beklenti içindeyseniz arkadaşlar yavaş ve sakin ilerleyin. İstediğiniz olacak merak etmeyin. Karşınızdaki insan sizin bir dediğiniz iki yapmaz ama çok aceleci işte bugün bunu verdiniz Yarın hemen geri beklemeyin biraz sakin biraz yavaşça ilerlemeniz de gerektiği bir dönemde olduğunuzu özellikle söylemek istiyorum bir maddiyat var arkadaşlar işin içinde ama bu maddiyatın önünde bir engel görünüyor onu söyleyeyim ya burada bu maddiyatın size gelmesini istemeyen bir karakter açıkçası bir miras da olabilir para da olabilir yani belki tazminat vermek istemiyorlardır ama buna bir ses çıkartın çünkü burada sizin hakkınız olan bir şeyden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani bu hakkınızı da alırsınız. Sadece aramanız sizler için daha iyi olacak. Bakın burada e, bu maddiyatın önünde bir engel ama aynı zamanda size destekçi olmaya çalışan arkadan böyle e, hani sizi biraz daha cesaretlendirip ittirecek de bir karakter var. O yüzden e, kesinlikle hakkınızı aramanız sizin için e, iyi olur ama şunu da söyleyeyim yani biraz uğraşacaksınız bakın yollarınız da var yani biraz uğraşacağınızı söyleyebilirim işte bugün uğraşıp da hemen karşılığını almayı da beklemeyin çünkü görünüyor yani bir takım uğraşlar var bundan ziyade arkadaşlar aslında iki çocuk belki de çocuğu olmayan arkadaşlar bir çocuk haberiyle bir bebek haberiyle müjdelenebilirler bunu söyleyeyim ee, hiç beklenmedik anda şöyle güzel mutluluklar var arkadaşlar Açıkçası yüzünüzün güleceği bir takım mutluluklarla bugün şöyle mükafatlandırılabilirsiniz. İyilik yapmaktan asla vazgeçmeyin ve hep aynı şekilde devam etmeniz dileğiyle arkadaşlar. Evet şöyle fincanımı hemen kenara bırakmak istiyorum ve sizler için bugüne niyet şöyle bir tarot açılımı da yapmak istiyorum. Sizlerden tam da bu noktada arkadaşlar niyetinizi şöyle kulağınızın duyabileceği bir ses tonuyla söylemenizi istiyorum. En kısa vade içerisinde gerçekleşmesi dileğiyle. Kartları beraber seçeceğiz o yüzden şöyle bir bakmanızı ve odaklanmanızı istiyorum. Bir bakalım neler çıkacak bugüne. Kartlarımız önümüzde arkadaşlar. Bir bakalım hemen ilk kartımla sizler için. Bakın gözünüzün biraz açılması gerekiyor. Nasibiniz var, bu da çok güzel bir şey. Kartları tek tek seçtikten sonra tek tek de açıklayacağım, merak etmeyin. Bakın hakkınızı almanız gereken bir zaman. Bakın bir iş kurma, büyüme, evet bir başarı durumumuzda geldi. Kadersel bir zaman, evet bir lale devri olarak karşımıza çıktı. Geleceğe bakmamız gerekiyor. Tek başınıza olduğunuzu unutmayın arkadaşlar. Bakın aslında o kadar güzel kartlarım geldi ki asla hiçbiri gözünüzü korkutmasın. Tek tek de hepsini sizler için açıklayacağım. Ama benim uyumlandırmak istediğim kader çarkı ve kupa prensi. Yani bu dönem sizler için e, yani bugün özellikle e, madem bu kartlarım geldi. Bugün de var bir şeyler arkadaşlar. Bir dönüm noktasına da gidebilirsiniz. Aynı şekilde karar veremediklerinize de verebilirsiniz. Yani burada bir takım güzellikler var. Şöyle kartlarımıza hemen bu şekilde e, bakarak niyetinizi şöyle kulağınızın duyabileceği bir şekilde söylemenizi istiyorum arkadaşlar. Evet sizler söylerken ben hemen ilk kartımla yorumlamaya başlamak istiyorum. İlk gelen kartım kılıç ikilisi ve burada bir ikilem var arkadaşlar. Siz burada karar veremediğiniz bir konu ikilemde kalmışsınız. Birilerini bekletiyorsunuz o kararın verilmesi için biraz zamana ihtiyacınız var. Önünüzde iki seçenek olduğunu gösteriyor ve bu karar verme süreci bugünü geçer onu söyleyeyim. Bugün karar verme durumunuz açıkçası gece geç saatlerde biraz daha net karar vermek olarak gösteriyor kendini. Çok mantıklı çok açıkçası aşırı bir zeka ile çok fazla düşünceleriniz var arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani o mantıklı olsun, şu mantıklı olsun, şöyle güzel olsun, ya şunun mantığı nerede? O kadar çok irdeliyorsunuz ki işte bu yüzden karar veremiyorsunuz. Halbuki ilk söylediğiniz yani eğer mantık çerçevesindeyse o ilk söylediğinizi kendiniz canı gönülden istiyorsunuz demektir. Yani o ilk seçtiğinizden bahsediyorum. Ama belki de kafanızı karıştıranlar var bir rakip olarak düşman olarak gördüğünüz karakterlerde olabilir ya da e, gerçekleri görmüyor da olabilirsiniz Arkadaşlar yani burada artık yavaş yavaş gözünüzü açmanız gerekiyor gözünüz kapalı ama aynı zamanda da kendinizi kılıçlarla koruyorsunuz. Bakın birilerinin size zarar vermesini, yanlış yapmayı ya da yanlış bir yola girmeyi e, istemediğiniz için kendinizi dışarıdaki kötülüklerden koruduğunuzda gösteriyor. Bakın diğer kartım Kupa şövalyesinden geldi. Burada artık arkadaşlar bir şeyler yapmanız da gerekiyor. Neden? Çünkü e, tamam mantık bir yana her şeyi mantığa tutturmanız sizin için zaten çok güzel mantıklı hareket ediyorsunuz. Ama bu işin içinde hayatta duygusal anlar, duygusal e, bir takım duygular, düşünceler de var. Açıkçası duygu olarak yeni bir takım başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Bugün ya mükemmel bir nasibiniz var arkadaşlar. Bu nasibinizin sizi başarıya götürmek gibi bir takım durumlar yaşatacağını gösteriyor. Doğru yoldasınız. Doğru kararı verip de doğru yola girip ilerlemek olarak da gösteriyor. Kendinizi başarmış hissettikçe daha çok özgüvenli, daha çok böyle gözünü yüksekleri diken bir karakter olarak bulabilirsiniz. Emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Merak etmeyin. Karar vermediklerinizi ertelemeniz sizin için daha iyi. Önünüz temiz, temiz sularda yüzüyorsunuz. Özellikle bunu söyleyeceğim. Eğer monoton bir hayattan geçtiğinizi düşünüyorsanız arkadaşlar merak etmeyin, yavaş yavaş biraz daha hareketli bir zamana geçiş yapacaksınız. Şansınız da açık. Şimdi mantık çerçevesinde ne kadar söylesem de arkadaşlar biraz daha kalbinizin sesini dinlemeniz gereken noktalar var gün içinde. Yani duygusal olarak da karar verebileceğiniz işte mantıken bir takım şeyleri göz ardı etmeden tabii ki ama aynı zamanda duygusal olarak da karar vermeniz gereken konularla karşı karşıya kalacağınızı gösteriyor. Bir de kupa şövalyesinde güzel de bir güç vardır aynı zamanda bunu da söylemek istiyorum cesaretiniz yükselebilir. Yaptığınız işlerde, başardığınız işlerden kaynaklı cesaretiniz yükselecektir zaten. Bu çok güzel bir şey. Ama burada bir güçlenmek var. Ama bu gücü de açıkçası kontrollü ve doğru bir şekilde kullanmanız gerektiğini de aslında sizlere söylüyor. Şimdi bunu da nasıl yaparsınız? Hem karar vererek hem o karar vermeden önce de ne istediğinizi bilmeniz gerektiğini de özellikle gösteren kartımdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer kartım evet kupalardan geldi. Kupa arkadaşlar şöyle de gösterelim. Burada açıkçası bir mutluluk var. Şimdi eğer sevgili, nişanlı, evliyseniz Burada arkadaşlar güzel yani çünkü artık istediklerinizi yavaş yavaş elde edeceğiniz, yapmak istediklerinizi yapabileceğiniz, eşinizle, sevdiğinizle, sevgilinizle fark etmez. Burada istediğinizi yapabiliyorsunuz. Karşınızdaki insanlar aranızda bir takım engeller olduğunu düşünüyorsanız o engeller kalkıyor. Merak etmeyin. Sadece şöyle bir durumdan bahsediyorum birbirinizi boğmamanız gerekiyor aksi takdirde zaten mutluluğu hak eden bir çift olarak da görünüyorsunuz hatta ben size şunu söyleyeyim özellikle dinliyorsanız eğer hayatınıza tam bir yeni sayfa açmak için mükemmel bir zaman hem kendi kabuğunuzdan çıkın hem de evliliğinizi ya da sevgilinizi Kabuğundan çıkarmanın tam zamanı olduğunu gösteriyor. Ayrıca sizin hane içinde ya da işte ilişkinizde bir takım planlar yapıp bunları uygulamaya geçirmeniz gereken bir zaman olarak da karşımıza çıkıyor. Şimdi o planları sabır ve uzun vadeli olarak gösterse de arkadaşlar burada yapılacak işler var ve bu işleri eğer şu anda ilişkide olduğunuz insanla beraber yaparsanız. Mutluluk yani yanı başınızda diyebilirim özellikle de söylüyorum ilişkisi olmayan arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim burada hemen bir ilişkiye başlama durumu da görünüyor açıkçası çünkü ilişkiye başlayıp da yani bir beğenme duygusuyla başlayıp da aynı zamanda şöyle kısa vadede ilişkiyi evlilikle taşlandırmak da isteyebilirsiniz Tabii ki de e, özellikle söylüyorum eğri oturun doğru düşünün ama e, burada bir hızlı evlilik de söz konusu. Diğer kartım tılsım altılısından geldi. Eliniz çok fazla açık arkadaşlar. Yani vara da yoğa da derler ya tam olarak o misal gösterir aslında bu kartım ama siz cömertlikten kaynaklı biraz da. Eliniz haddinden fazla açık. Burada evet borçları ödemek için verebilirsiniz. İşte sıkıntılı olduğunuz maddiyatlar varsa onları verebilirsiniz. Aynı zamanda gelecek olan maddiyatı da gösterir. Bunu söyleyeyim. Çünkü o borçları ödemek için paraya ihtiyacınız var. Evet gelecek olan parayla bir takım borçlar ödenebilir ama ekstradan da elinizin çok açık olduğunu yani dışarıdan birisi işte bugün de benim 2000 lira 3000 lira ihtiyacım var dediğinde verebilecek durumlarda ve o e, gerçekten o cömert sahip olduğunuzda gösteriyor burada gerçekten ee, parayı iyi kullanmanız gerekiyor arkadaşlar öyle söyleyeyim parasal konuda zaten çok iyi de müjdeli de bir haber alıyorsunuz beklediğiniz bir para varsa gelmesi durumu var bu e, hafta itibariyle çünkü ben bunu haftaya yaymak istiyorum. Bu hafta itibariyle elimize e, güzel paralar geçebilir. Yani bu paraları iyi değerlendirirseniz sizin için güzel e, bir yatırım olabilir arkadaşlar. Bir de eğer e, böyle hakkım yenildi, maddi anlamda ya ben bunu nasıl alacağım geri diye bir takım düşünceleriniz varsa arkadaşlar sesinizi çıkarmanız gereken bir zamandasınız. Sesinizi çıkardığınızda hakkınızı geri alabileceğinizi de gösteren kartımdır. Diğer kartım tılsım üçlüsünden geldi arkadaşlar. İşi olmayanlar bir kere bu kartımda iş var arkadaşlar. Özellikle söylüyorum da zaten. Eğer bir iş arayışı, iş başvuruları, iş işte sınav sonuçları şuradan işte haber bekliyorum diyenler varsa o haber kısa vade içerisine gelir. Çünkü burada bir iş kapısı var, iş nasibiniz var. Ama bundan ziyade şimdi ben burada kolektif olarak bakım yaptığım için şunu söyleyeceğim eğer kendi işinizle, şimdi herkese göre yorumlansın diye özellikle açıklamak istiyorum. Kendi işimi kurmak istiyorum. Uygun olur mu? İşte alt yapım var. Hazırlıkları yapıyorum diye düşünüyorsanız eğer hayırlı olsun arkadaşlar. Evet gerçekten iş kurma dönemi olarak da karşımıza çıkıyor hali hazırda bir iş yeriniz varsa arkadaşlar bu büyümek demek oluyor tılsım üstünde Çünkü belki bir takım ortaklar, belki bir takım sözleşmeler yapılacak, belki başka başka işler alınacak, başka sektörlere giriş yapılacak. Ama burada bir büyüme var. Bir takım yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Öğrendiklerinizi daha da çok geliştirerek zaten diğer kartın da başarıdan geldiği için daha net konuşacağım. Siz büyüyorsunuz arkadaşlar ve iş anlamında büyümek maddi anlamda büyümek olarak karşınıza çıkıyor. Ve kendinizi burada göstermek istediğiniz birileri var gördüğüm kadarıyla. Hani bak ben bunu yapabiliyorum bak ben şunu yapabiliyorum bak bunu da ben tek başıma yaptım diye kendinizi göstermek isteyeceğiniz birileri varsa merak etmeyin onlar da sizi görecekler bugünlerde bilginiz olsun. Merak etmeyin arkadaşlar. Diğer kartım değnek altlısından geldi. Bakın yine söyleyeceğim. Kolektif açılım yaptığım için herkesi değerlendirerek söylemek istiyorum. Burada arkadaşlar işiniz olabilir. Eğitiminiz olabilir. Yani yaptığınız her ne varsa burada bir başarı var. Bu başarıdan kaynaklı da sizi kıskanan, çekemeyen bir takım insanlar olacak etrafınızda maalesef. Özellikle de söylemek istiyorum. Ama bunlardan kaynaklı da siz yapmak istediklerinizi yapmaktan vazgeçmiyorsunuz ki zaten o başarıyı elde ediyorsunuz. Bir muradınız var belki bir takım adaklar da adamış olabilirsiniz ki bu muradınızın gerçekleşmesi gibi bir takım durumlar yaşayacaksınız. Kıskançlık durumlarının fazlalaşması, göz değmesi ve nazar etkisi olarak karşınıza çıkar. Korunmanızda fayda var. Bakın kupa prensi bir lale devridir. Büyük devir nasip geliyor arkadaşlar. Hem maddi hem manevi. Zaten lale devri olarak söylememdeki amaç bir devrin kapanıp yeni bir devrin açılacağını gösteriyor. Burada arkadaşlar dış görünüşünüzden iç dünyanıza kadar bir takım değişiklikler yaşanacağını çünkü gelen nasip gelen fırsat o kadar güzel bir şekilde sizi geliştirip olgunlaştırıyor ki bakış açınız bile değişebilir burada güzel de şanslı da bir dönemdesiniz bilginiz olsun diğer kartım kader çarkından geldi bugün çok şanslısınız enerjiniz de yüksek çünkü yıldızınızın yüksek olması gibi bir durumla karşı karşıyasınız Kader çarkı bir dönüm noktasıdır. Önünüzde birden fazla seçenekler olabilir ama bu dönüm noktasında sizin böyle hep büyümeleriniz çıktı arkadaşlar. Sadece nasıl bir şey biliyor musunuz? Şimdi buradaki son kartıma göre de yorumlayacağım ama ilk önce şu kartlarımı bir bitirmek istiyorum. Önünüzde birden fazla seçenekler çıkacak. İşte burada yine tekrardan bir karar vermekte zorlanabilirsiniz. Ama merak etmeyin o kararı verip de geleceğe doğru döneceksiniz. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Sadece sizin etrafınızda gördüğüm kadarıyla iyi karakterli olmayan, yıkıcı eleştiri yapan bir takım karakterler var. Yani bunlara karşı da kendinizi korumanız gerektiğini özellikle zaten söylüyorum. Ya bundan ziyade de e, yani Hayatınızın tam bir dönüm noktasında olduğunuzu gösteren kartımdır. Şimdi buradaki değişim ya bir değişim var ve bu kaçınılmaz bir değişim olacağını gösteriyor. Bugün özellikle şunu da söyleyeyim. Hani karar vermekte zorlanmak derken neden karar vermekte zorlanacaksınız biliyor musunuz? Çünkü sizin için çok çok önemli olan bir konuyu işte tam bir dönüm noktası diye boşuna demiyorum. Burada evet sizin için önemli olan bir konuyu çok düşünerek karar verme sürecinde olduğunuzu da gösteriyor bilginiz olsun. Diğer kartım kılıç kraliçesinden geldi. Geleceğe döndünüz. Açıkçası zirveye doğru da çıkıyorsunuz. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Önünüze bir engel çıkabilir ama burada kendiniz de sanki kendi önünüze engelsiniz arkadaşlar. Dikkat edin. Güç gösterisi yapmaya çalışırken yorgun düşüyorsunuz. Şimdi buradaki kartlarımı bu kartıma göre yorumlayacağım. Çünkü kendinizi ee, bazen insanların yaptıkları yanlış davranışlar yüzünden değersiz hissediyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Yani bir ton güzel iş yapıyorsunuz ama istediğiniz tepkiyi alamayınca e, içinize kabuğunuza geri çekiliyorsunuz. Yanlış yapmayın. Kendi önünüze neden kendiniz engelsiniz diyorum. Çünkü yapabileceğiniz o kadar güzellikler varken. Ee, tam tersine tembellik yaparsanız bunları yapamazsınız arkadaşlar güç gösterisi yapacağım diye de lütfen bu kadar yorulmayın çünkü çok yorulmuş ve dinlenmeye ihtiyacı olan bir insan olarak görünüyorsunuz artık ayağa kalkmanız gereken de bir zamanda olduğunuzu özellikle hatırlatmak istiyorum çok güçlüsünüz aslında onu da söylemek istiyorum bir güç var burada ama etrafınıza kötü niyetli insanlar gördüğünüzde e, o gücü kullanmaktan yana sıkıntı var açıkçası. Neden? Siz gelecekle alakalı ilerliyorsunuz. Onlar günü birlik ya da geçmişle ilgileniyor. Bu yüzden sizi kötü etkiliyor gördüğüm kadarıyla. Hayır arkadaşlar önünüzde ne engel olursa olsun onları aşacağınızı zaten biliyorum. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Kartlar da bunu gösteriyor zaten. Sadece kendi başınıza da olsanız tek başına mutlu olmanın güzelliklerini artık bulmanız gerekiyor. Açıkçası gerçekten hep ayakta duran bir karaktersiniz. Tek başınıza dahi olsa Evet bugüne bir özel olarak yaptığım açılımda arkadaşlar kesinlikle pozitif enerji alın negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bildirim zilini açtığınızda hem yeni videolardan hem de canlı yayınlardan anında haberdar olursunuz. Canlı yayınlarımızda soru-cevaplar ve bireysel olarak kart çekimleri yapıyoruz. Çok da güzel geçiyor. O yüzden hepinizin katılımını beklerim. Ve lütfen videoya bir beğeni yapmayın. Ve bir emoji dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.